Motopixel TV ekibi olarak Antalya'ya geldiğimizde Antalya'da UMA'nın servislerine vereceği eğitim organizasyonunu gözlemlemeye geldiğimizde tabii Mondial'in yeni modelleriyle de karşılaştık. Daha önce zon test bölümünü yayınlamıştık. Bu sefer Mondial'in 50 cc'lik scooterları var yanımızda 3 tane. Aslında 4. bir scooter'ı daha var ama biz bu 3 tanesini seçtik çünkü tasarım ve tarz olarak, görüntü olarak gerçekten çok ilgi çekici scooter'ı bunlar. Biliyorsunuz 50 cc Otomobil kullanıcılarını motosiklete çekmek adına veya şehir içerisinde böyle bakkala çakkala giderken markete giderken kullanmak adına gerçekten çok işe yarayan çok başarılı bir hamle olarak görüyorum ben 50cc pazarını ki Türkiye'de şu anda 250cc sınıfı altındaki satışların büyük çoğunluğunu 50cc oluşturuyor. O yüzden 50 CC hem motordan anlayan, motorcu olan ama şehir içerisindeki ihtiyaçları karşılayanlara hitap ederken aynı zamanda hiç motorla ilgisi olmayan ama motosiklet sektörüne, camiasına bir gireyim ya küçük ufak bir şey alayım diyenleri de çok cezbeden modeller. Bir de böyle güzel tatlı şirin modeller olunca insan tabii daha çok canı çekiyor. 50 cc'lerin özelliği şu. Genellikle 1.8 kW ile 3-4 kW arasında değişiyor markaya, modele göre ama özellikle bu üzerinde oturmuş olduğum model 3 kW yani daha yüksek bir kW gücüne yani daha yüksek beygire, daha yüksek hıza sahip aslında. Yaklaşık 4 beygir kadar beygir üretiyor. Yani şu ana kadar benim görmüş olduğum 50 cc'ler arasında en güçlüsü. Mondial'in bu yenisi. Adı TAP. Mondial TAP modeli. Fakat 50 cc'lerde şöyle bir durum var. 45 km hızla sınırlandırma durumu var. 45 kilometre hızla sınırlandırma durumu olduğu için aslında bu beygir çok da fazla etkili olmuyor. Fakat şöyle de bir durum var. Ya ben bu 50 cc aldım 45 kilometre hız bana yetmiyor kardeşim diyenler için yazılım atarak yani bir yazılımla 45 kilometre hız sınırını biraz daha aşabiliyorsunuz. Yani 60 70'e kadar çıkarabiliyorsunuz. Tavsiye edilir mi? Tabii ki üreticiler tarafından tavsiye edilmiyor. Fakat yetersiz olan olanlar için bunun önü açılabiliyor. Bunun haricinde 50 cc'lerin en önemli özelliği zaten B sınıfı ehliyette kullanılabiliyor olması. Yani otomobil ehliyetiniz varsa bir motosiklet ehliyetine ihtiyaç duymadan bunları satın alıp şehir içerisinde rahatlıkla kullanabiliyorsunuz. Bunun yanında MTV'den muafsınız. Yani biz hani 6 ayda bir ödediğimiz o MTV'ler var ya öyle bir ödemeniz yok. Aynı zamanda trafik sigortası yapmadan da kullanabiliyorsunuz bu motorları. Tek şart sadece plaka takmak zorunlu. ve onu da bir zahmet tabii takın. Böyle güzel avantajları var. Yani otomobil kullanıcılarını, B sınıf ehliyeti olanları, motor kullanmak isteyip de ya benim ehliyetim yok, bir motor almayayım, böyle bir riske girmeyeyim diyenleri çok cezbeden modeller. E bunun haricinde tabi bunların tasarımına bakarak da oradan biraz yürüyelim. Mondial ZNU. Mondial'in meşhur, çok tutmuş, çok beğenilen modellerinden bir tanesi. Klasik böyle Çapır görünümlü Scooter'ı. 125'liği vardı biliyorsunuz daha önce. ZN olarak ilk Türkiye'ye girmişti. Daha sonra ZNU oldu. Ee, bu senede artık 50cc'liğini göreceğiz ZNU'ların. Böyle kafanıza tas şeklindeki bir e, kaskı takarak. Şehir içerisinde çok böyle keyifli, heyecan verici, istekli seyahat etmenizi sağlayacak. Bakkala, çakkala, oraya buraya yazdığınızda kullanabileceğiniz çok güzel bir model. Şimdi ZNO'larda daha önce çok fazla şikayet vardı. Hatta biz de bir kullanı, kullanıcı incelemesi yapmıştık. Bu e, görmüş olduğunuz şu parlak alanların paslanması, işte gösterge panelinin e, su alması gibi veya işte tuşlarının zamanla bozulması gibi şikayetler vardı. Ben burada OMA yetkilileriyle konuştum. Bunların düzeltilmiş olduğunu, yani bunlara e, biraz daha önem vererek bu yeni modelleri piyasaya sunduklarından bahsettiler. Tabii e, kullanıcılar bunun kararını verecekler. Gerçekten bir düzelme var mı yok mu anlamında. Fakat görüntü olarak böyle bir motoru satın aldığınızda biraz daha hassas kullanıp bakımlarını güzel yapıp temiz titiz kullandığınızda sorun çıkarmayacak bir model. Bunun kesinlikle altını çizebiliriz. Bunun haricinde renkler zaten çok şirin, çok tatlı. Yani arkanıza kız arkadaşınızı, eşinizi alıp böyle şehir içerisinde keyifli seyahat etmenizi sağlayacak güzel bir model. Mondial ZNO 50cc. Taptan zaten bahsettim. Benim en çok beğendiğim bu oldu. Hatta şöyle anahtarı üzerinde bunun. Önde gördüğünüz farı Özellikle göstermek istiyorum. Gerçekten çok güzel, çok cezbedici bir tasarıma sahip. Rengi harika. Gösterge paneli dijital. Böyle sinyal verdiğinizde gösterge panelinde çok güzel bir sinyal yerleşimi olmuş. bunun haricinde dörtlüler var üzerinde ve gerçekten insanı böyle cezbeden ya dur şununla bir tur atayım dedirtecek kadar tatlı, şirin, güzel bir model. Tap modeli. Tabii en pahalısı da bu olacaktır diye tahmin ediyorum. Çünkü hem motor özelliği olarak hem de tasarım aerodinami olarak Aralarında benim en çok beğendiğim bu. Ben de nedense hep pahalıları tercih ediyorum, seçiyorum. Ee, ama gerçekten güzel bir 50cc'lik bu. İnsanı gerçekten motora başlatacak bir 50cc'lik. Hemen yanımda da B-Street adında bir modeli var. Bu da daha böyle klasik görünümlü, kap görünümlü öyle söyleyeyim. Yani o görüntüyü seven bir kitle var biliyorsunuz kap olayını. Biraz daha e, klasik ve kap görünümlü olan e, tabii fiyat olarak daha uygun olacaktır görüntüsünden dolayı kötü değil ama beğenenlere hitap eden bir tasarıma sahip bu B Street. B Street sanırım şehirde arı gibi gezmek anlamına geliyor galiba. Bunun haricinde teknik özellik olarak şundan bahsedebilirim. Sadece TAP modelinde 12 inç lastik teker çapları var. Diğerlerinde 10 inçlik lastik teker çapları var. Yani bu ne demek? Bu motosiklet büyük ihtimalle hem performans olarak daha iyi hem de hakimiyet ve denge olarak daha iyi olacaktır. Daha zevkli bir kullanım olacaktır diye tahmin ettiriyor bana. Tabi kullanamadık. Birazdan bunu bir test edeceğim, kullanacağım. Şurada bir tur atacağım. Çok küçük bir izin aldık onun için. Normalde kullandırmıyorlar ama bize özel bir izin verecekler. Bunun haricinde arkada da e tekli sönümlemeli sistem kullanıyor. Yani hani biz skuterlarda alıştığımız çiftli sönümleme olur ya arkada. Bunların hepsinde arkada tekli sönümleme sistemi kullanmışlar. Tabi bu modeller 2019 ve fuardan sonra artık satışına başlanacak olan modeller. Ee, henüz daha test edemedik. Şunu birazdan küçük bir deneyeceğim şurada. Çok küçük bir izin alabildik, koparabildik. Fakat tabi iki kişi kullanımında veya ee, yokuş e, tırmanma kullanımında performansı nasıl, insanı üzer mi, e, böyle güçsüz, zayıf, cılız kalır mı gibi sorular kafamızda var. Bunu ancak test ettiğimizde, uzun süreli test ettiğimizi anlayabiliriz. Fakat genel olarak en başında da söylediğim gibi tasarımıyla, dizaynıyla, fiyatlarıyla, vergisinin olmamasıyla, sigorta yaptırma zorunluluğu olmamasıyla, otomobil ehliyetiyle kullanılabiliyor olmasıyla gerçekten cezbedici modeller 50 motosiklet sektörüne can verdi son dönemlerde. Umarım daha da geliştirerek aramıza yeni motosikletçiler kazandıracak modeller olur bunlar. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın. kassız ve e, kıyafetsiz koruma ekipmansız gidime bakmayın. Sadece burada denemek amacıyla bunu e, bu şekilde gidip Zaten yanında da yok bunlar, Motorla gelmedik buraya. E, kassız ve koruma ekipmansız lütfen motora binmeyin. NCC olsa bile.